Biz Abi ya ben Bir tane de bana versen. Abi git de abi bir tane. Sağsı istiyor. Evet. Bir de yapar hocam yapar. Sağsı ya hocam. Bir de top sağsı. Bir de bu yana ben tek uzaylı kesip çıkartıp. Ali Bey de yapayım. Ali Bey de yapayım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün buraya geliş amacımız sizlerle bir öncelikle sohbet etmek tabii. Bir arada halinizi, hatırınızı sormak. Bir ihtiyacınız varsa elbette onları tespit etmek. Ve bunlara da elimizden gelen imkanlarla çözüm bulabilmek. Tabii muhtarımız sizin mahalle olarak sorunlarınızı, ihtiyaçlarınızı bana birkaç kez iletti. Onlarla ilgili konuştuk beraber. Yeni tabii seçimler oldu biliyorsunuz. Muhtarımız seçildi. İnşallah bundan sonra muhtarınızın da öncülüğünde buradaki sorunlar, bugün burada yapacağımız tespitlerle birlikte, sizlerin bize ileteceğiniz taleplerle birlikte inşallah bunları çözmeye çalışacağız. Öncelikle onu söyleyeyim, ifade edeyim. Tabii birçok sorununuzun olduğunu biliyorum. Özellikle altyapıya ilişkin çeşitli sorunların olduğunu biliyorum. Yani çevre düzenlemesi, ağaçlandırma sorunlarınız elbette var. Mahallede bir ışıklandırma sorunu olduğu bana ifade edildi. Yine tabii başıboş hayvanların durumu, köpeklerin durumu sorunu var. Kanalizasyonda bir takım sıkıntılar var. İşte geldik. Buradaki yaşayan çocuklar, gençlerimiz, onların bize ilettiği spor sahası en azından bir futbol oynama sorunları var. Bunların birçoğunu biliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemle birlikte bunları elimizden geldiğince çözüm üretmeye çalışacağız. Tabii şunu tabii bilmenizi isterim ki bütün burada bulunan arkadaşlarımız, il müdürlerimiz, herkes Kars'a, bütün mahallelere, sizin mahallenizle birlikte ellerinden geldiğince hizmet etmeye çalışıyorlar. Tabii imkanlarımız içerisinde bu sorunları çözmeye gayret ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu konuyu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bizim burada park yeri var, iki tane çocuk park yeri. Zaten ileride ben şey etmiştim, bu valiler gitti, söz yerine yapacaktılar. Birisi oradaydı, birisi de burada. Bir de buraya iki tane
Beyti verilen ismi. Allah razı olsun, Allah seni şerefli etsin. Iğdır'da gelen yoldadır, emniyete aittir. Şimdi gelen oradan kaçakçılıktan gelen ne varsa TOKİ'nin içine giriyor. Öncelikle bizim bu TOKİ lojmanlarını aynı polislerinki gibi yapmanızı istiyoruz. Zaten duvarlarımız var. Söküt'te bir çembere alınması, bir giriş bir çıkış olması lazım. Tamam, bakacağım ona, merak etme. Bize bir araba, gelemiyoruz. Siz TOKİ'de mi oturuyorsunuz? TOKİ'de oturuyor. Soğuk mu? Soğuk mu? Soğuk oluyor. Bir mont alama. Bir de servis istiyorum hastaneye ki. Ha, onu söylediler. Zaten şeker hastasıyım. Tamam. Tansiyonu. Bir de şey var de, bu çöpler bizim hakkımız değil. Çöplerimiz sessiz ağrısı. Sessiz ağrısı. Tamam. Allah senin makamını celersin. Hoş gelmişiz. Safa gelmişiz. Gözümüzle tamam. Gelmişiz. Aile hekimi. Evet. Ha. Sen arayacağımız olur. Ben şimdi geleceğim. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Gel, gel. Hadi yerimiz yok. Sayın Bağrım, bir de bizim yoldağımız asfalt görünüyor. Projeye parası ödenmiş ama yapılmamış. Diğer belediyenin zamanında asfalt görünüyor. Malzeme ücretti, hemen kaldırdılar. Göz boyamaca, malzeme ücretti. Asfalt görünüyor, şu anda yollarımız çok benziyor. Evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eşim var mı? Eşim yok. Tek başına mı yaşıyorsun? Her şey bana çok yaşlı bir yanda hiç kimse yok mu şu an? Var. Kaç yaşında? Evet. Beraber mi oturuyorsunuz? Bilginiz olsun, Kars'ta değil, Türkiye'de değil, dünyada bir ilk yapılıyor Kars'ta. Gitti, şeker fabrikasının kokusunun içine, şimdi imalata başladığı zaman, orada aracınız geçtiği zaman 24 saat o şeker fabrikasının kokusu çıkmaz arabadan. Dibine hastane yapılıyor, sağlıkla ilgili. Ve diyeceğim o ki, bir caddenin kenarına sağlık, yargı, emniyet, milli eğitim vesaire vesaire bütün kurumlar. Ya Kars'ımız bitmiş, Kars'ı niçin öldürüyorlar bunlar? Bunun önüne geçmemiz lazım. Ne güzel boş arazilerimiz var burada. Sayın Bakanımız bu yolun açılışında bu yolu öve öve bitiremedi. İşte İpek yolumuz Türkiye'yi Avrupa'ya, dünyaya bağlayan bir yol diye. Ama bu yola yakışır da en azından bir iki tane kurum istiyoruz. Bunu sayın valiliklerimize iletiyoruz. Diyor ki yerel yönetim. Yerel yönetim diyor hayır bizim işimiz değil valilik. Valilik. Lütfen Kars gerçekten her sektör 2-3 kişinin elindedir. Hayvancılık sektörü olsun, tarımcılık, zahirecilik sektörü olsun, bilmem şehircilik sektörü olsun. Belki şehircilik çevre düzenleme müdürümüz de buradadır. Kendisini tanımıyorum ama yani bunların altına ne diyeyim zaten. Erzurum baktığın zaman 26 tane, 28 tane hastanesi var. Örneğin şu masa üstten baktığında her biri bir ücra köşesinde. Benim burada 150 bin lira, 150 milyon o zamanın parası. Bir daire satılırken Erzurum'da 70-80 bin lira. En yüksek. Şu an en yüksek daire Kars'ta 150 milyona gitmiyor, 150 bine. Oran milyonu geçti Erzurum. Neden? Çünkü her şey, bir şehri kaldırdılar, kaldırdılar, bir yolun kenarına sığdırdılar. Ya yazık buna. Lütfen yolunuz düşerse gerçekten gidin. Harakhane Hastanesi'nin karşısında iki lise, bir iş kur, bir de huzur evi. Ya huzur evi, o çocukların sesinden yani ismi üstünde huzur evi. Ya bir yer yok mu?
Oraya mı sığdırdınız? Yani bunların önüne geçmenizi istirham ediyoruz sayın. İkincisi, şimdi buradaki vatandaş dar geliyor. Çok dar geliyor. Gerçekten hepsi asgari ücretle ve belediyede çalışanların ise 3-4 tane maaşı alınmamış şu an. Geçelim öğretiyor. Bu vatandaş. Buradan çarşıya, çarşıdan da hastaneye gidiyor. Bir gidiş gelişi 10 bin lira. Halk ekmekten 10 bin lira ya 15 ekmek 3 günlük ekmeğini alıyor.